Merhabalar, ben Kötü Köfte ve Kasa Efsun'un 52. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız öncelikle birkaç değişiklikten bahsedeceğim. İlk olarak minimap'imi değiştirdim. Köşede de gördüğünüz gibi Journey Map'e geçtim kendisi. Böyle bir arkadaş. Tabii haritanın sadece bu kadar yüklenmiş olduğu için burada. Bunun yanı sıra yaptığım başka bir değişiklik şu. Meğerse bunların alta bakmasına gerek yokmuş. Bu şekilde de oluyorlarmış. Onu öğrendim. Ayrıca Blast Furnace'ımı buraya taşıdım. Ve ilginç bir şey keşfettim o esnada. Tornado'ımı bulursam eğer. Screwdriver. Şunu kullanalım. Bir ara elektrikli screwdriver yapacağım. Bu bir conveyor modül. Export. Normal hali bu. Biz bunu ayarlıyoruz. Import modunu ayarlıyoruz. Bu sayede ne oluyor diye soracak olursanız eğer... Özür dilerim. Tabii bunları artık böyle döşediğim için... Mesela... Yarım stack iron. Pişirelim. Şunu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi hop aldı. Ve bunlar burada. Ayrıca bu da solar panel kullanıyor. Vesaire vesaire. Şu arc furnace şu an bir tek çalışmayan zımırtımız. Geri kalan her şey kendi başına çalışıyor. Bunlar da şu arkadan solar panelle bağlı. Gördüğünüz gibi. Hadi şunlar bir yere bağlanmadı henüz. Onları da bağlayacağım. Bir de neydi? Şu arkadaşlar henüz bağlanmadı. Onlar da ayarlanacak. Burası zaten bildiğiniz gibi. Bu arada bölüm arası bayağı bir madenciliğe çıktım. Hala bu arada eski minimap'imiz duruyor. Hatta... Bu arada dimension'ımız 13'müş. Gördüğünüz gibi şuralarda bayağı bir maden buldum. Tamamdır. Evet. Ve burayı da böyle bir hale getirdim. Yukarıda şunları döşedim. Ve ufak bir not daha. Enerji sel burada. Enerji sel network'ün herhangi bir yerinde olsa yeterli. Direkt enerji kaynağına bağlı olmasına gerek yok. Ve şu arkadaşa çok güzel bir düzenleme yerleştireceğiz. Nedir diye soracak olursanız eğer bize peer-to-peer tunnel'lar lazım. Evet. Şimdi burayı nasıl halledeceğiz? Güzel soru değil mi? Evet, onu düşünüyorum. Biraz network'ümüz disable olacak. Yani devre dışı kalacak. Evet, sanırım bu dense kablolar aslında yeter diye düşünüyorum buraya. Bakalım yetecek mi? Şurası değişecek. Evet, şu tarafı bağlayamıyoruz şu an.
O kadar kanal yetmiyor. Peki. Tamamdır. O taraf bağlı. Zaten bir kanal kullanıyoruz orada. Burası en çok kanal kullanan taraf. Aslında bu olmaz. Evet. Evet, bunları böyle yapacağız gene. Hatta bir saniye. Alt kat sadece bu renk olsun. Ve şu da böyle gelsin. Bu da böyle gelsin. Belki bir gün işe yarar. Ve bize smart cable lazım. Evet. Ve smart cable'ımızı boyamamıza gerek var mı? Yok. Şimdilik. Evet. Lazım olan diğer bir şey ise bunlar bu şekilde böyle bağlanılacak. Ardından peer-to-peer tunnel'larımız gelecek. Ve smart cable'larımız bu şekilde bağlanacak. Evet. Diğer taraflarda aynı şekilde olacak. Hayır, sen oraya gelmeyeceksin. Lime ve Cyan'den biraz daha yapman lazım. Evet, Lime dayımıza bakalım. Tamamdır. Dance cable. Seni de tekrar boyayabiliyor muyuz? Cyan. Evet, boyayabiliyoruz. Tamamdır. Üç renk, evet, benim de çok işimi, tamamen işimi görecektir. Bu şekilde olmadı. Tamamdır. Gerçi renkler o kadar hoşuma gitmedi ama onu daha sonra ilgileniriz. Bu tarafta çok fazla kanal var. 4 kanal. Onunla nasıl ilgileneceğiz? Tabii ki de şunları zaten bir süre sonra bu tarafa aktaracağım da hatta direkt aktarabilirim sanki. Evet. Bazılarına 64K'ya upgrade edeceğim. Neyse, şimdi bu böyle kalsın.
O tarafla bayağı bir işimiz olacak ama. Evet. Temel olarak sistemimiz bu. Ve bana o bas zımbırtımız nerede? Ha, tamam. Memory card'mış adı artık. Evet. Senden kurtulalım bir zahmet. Şimdi. Sevgili memory bus. Senin ayarların kaydedildi. Shift click ile yaptığımız. Shift'e basmadan buna sağ tıklıyoruz. Load it. Evet. Evet. Tavuklarımız gayet gözüküyor. Evet, basitçe sistem bu. XP'lerimizi toplayalım. Evet. Böyle bir düzenimiz var artık. Bu yeterli gelmemeye başladığında tasarımı değiştireceğim. Ancak bu uzun bir süre yeterli gelecektir bana diye düşünüyorum. Eğer bir şey de bunda yanılmıyorsam. Bu renkler dediğim gibi çok içime sinmedi. Onları bir ara bir adam edeceğim. Ve şurayı da bir şekilde bir adam etmem lazım. Ama aslında kolay yolu var. Evet, bayağı bir kolay yolu var hem de. Dans kablo. Burayı bir dans kabloya çevireceğiz. Ve peer-to-peer tunnel ile bağlayacağız. Evet, kolay basitçe bu. Bu hat üzerinden 8 tane peer tunnel döşeyebiliriz. De 8 bize yeterli olacağı. Aslında 8'den daha fazlasını döşeyebiliriz. Kaldı ki zaten bu yüzde 6 tane var. Evet, bunların hepsini doldurana kadar zaten bu hat çoktan çok çok yetecektir bize. Evet. Hemen onu yapmaya başlayalım. Evet. İnelim bakalım. Evet, gene biraz sessiz moduna bağladım. Ancak yapacak bir şey yok. Biraz odaklandım. Evet. Gelelim şuraya azıcık pillar döşeyelim kendimize. Hem destek. Şimdi dans kablo. Şu tarafı da alalım. Sen oraya değil. Ve black kablo da böyle gelsin. Yellow kablo da şöyle gelsin. Evet. Ve ortaya renkli bir tane koyacağım. O da cyan. Çünkü şuradan bu hat geçecek. Evet, basitçe düzen bu. Aslında düşünürsek sana da gerek yok. Ha, tamamdır.
Bunları kabloların birbirine bağlanmasını engellemek için de kullanabiliyorsunuz. Merak etmeyin. Böyle güzel bir avantajları var. Ve bu buradan geçecek. Nasıl? Dense kablo geçmeyecek. Normal kablo geçecek. Evet. Bir saniye. O zaman buna da gerek yok. Dense kabloyu... Evet. Zaten buradan sadece 6 hat geçecek. 32 hat taşıyor. Peer-to-peer tanım harcamamıza gerek yok. Şimdi 6 buradan kullanacak, 6 oradan kullanacak, 4 6 buradan kullanacak, 6 oradan kullanacak. 8 16 olmuyor. Çünkü bu hepsini kaplıyor. Bu barrel'lar hepsini tam olarak kullanıyor. Evet, peer to peer tunnel şart. Tamamdır. Ha, aslında dur. Tamamdır. Geriye kalan tek şey Smart Cable. Voila. Tamam şimdi... Evet. Gayet görüyor. Ve burayı bu şekilde adam ettik. Ve şuraları da kapayalım. Ve bana... Fasat. Teşekkürler. Burayı da yerleştiğimize göre yeni ME network yapımız tam olarak bu. Şuralarda düzene uğrayacak ve şuralar komple fasatla kapanacak. Şimdi bu böyle kalsın. Bu angaryaları bölüm arası yaparım. Ve böyle ilginç bir gökyüzü manzaramız oldu. Evet. Şimdi yapmam gereken önemli bir şey var. O da Carpenter's Block. Carpenter's Hatch. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi sen gel bakalım böyle. Evet. Tamamdır. Şimdi... Bu arada... Bir adet dolly lazım bize. Çünkü neden? Çünkü bundan ötürü. Bunları bir yere kaldıracağım. Bu arada Carpenter's Block hakkında size öğretmem gereken önemli bir detay var. Onu birazdan göstereceğim. Ve son olarak burası kalıyor. Tamamdır. Jillop gibi oldu yukarı çıkışımız. Hala uçuruyor yalnız. Evet. Öncelikle burası biraz üstü kapalı bir yer olduğu için buranın normalde
Zaten üst kapalı olmasına da gerek yok. Işıklandırma olmadığı için buranı ya sarı olarak görüyorsunuz F7'ye bastığımızda. Yani geceleri burada mob spawn olabilir buralarda. Ama geceleri detayına dikkat edin. Bu dünyada hiç gündüz olmuyor. Fakat bu tarafta sarı bile değil. Işık var. Peki ışık nereden geliyor diye soracak olursanız. Glowstone. Size göstermeme izin verin. Bunu yerleştirdik. Üstüne bu dekoru koyduk ve Shift'e basılı tutarak Glowstone'a tıkladığımızda voila. Artık ışık yayan bir üçgenimiz var. Evet. Ve bunda yaptığım şey tam olarak şu, şu, şu ve şuna Glowstone dışı koymak. Ve sonuç olarak bana 7/24 ışık veren bir hede oldular. Evet, bunlar sayesinde çok güzel bir ışıklandırma elde etmiş oldum. Ayrıca yapmak istediğim başka bir şey. Illuminated play. Hatta bright olsunlar. Size illuminated plate'i göstermek istiyorum. Her birinden buraya bir tane döşeyeceğim. Evet. Covered cable kullanabiliriz buna. Ha yok. Black cable kullanmam lazım. Çünkü siyah renkte olmalarını istiyorum. F7'ye bastığımızda bir bakalım. Evet, böyle bir ışık elde ediyoruz. Bunu da ışıklandırma için kullanabilirsiniz. Ve herhangi bir kanal kullanmıyorlar. Merak etmeyin. Kısacası herhangi bir kanal harcamadan bunları böyle kullanabiliyorsunuz. Burası biraz problem olacak çünkü burası sarı. O zaman onu ne yapalım? Evet. Böyle bir şey yapalım. Ve bir yandan ben bunları bright istemediğime karar verdim. Dark. Illuminated plane. Evet. Ve bunu yine kırmamız gerekecek. Çünkü diğer türlü fasatları yerleştiremiyoruz. Nasıl buraya dead scale kullanmaya gerek yok. Var. Yok. Evet yok. Oraya smart cable kullanacağız. Daha sonra orayı renklendireceğiz. Problemimiz yok. Ha tamam, şimdi gözüküyor. Burada toplam 8 tane kanal olduğu için burayı tamamen dekoratif amaçlar için ya da boş ver ya. Aslında gereksiz olduğuna karar verdim. Ama aklınızda ışıklandırma seçeneği olarak bulunsun. Güzel bir ışıklandırma seçeneği bu da. Illumination plane'ler. De bir tane illumination plane'im buraya kaçmış daha. Evet, bu şekilde bir AE modifikasyonu yaptık.
burası da. Zaten şurada anlayacağınız gibi burada bir tane hedehödümüz var. Evet. Bu da direkt enerji kaynağına bağlı bir enemy chest. Peki, yapmamız gereken diğer şey ne? Evet, bu 4K storage cell'lerim burada. Ben bir ara 64K storage cell'lere upgrade edeceğim temel şeylerimi. Onlar orada depolanacak. Böyle bir düzene geçeceğim. Ayrıca buradaki asıl planım buraya, şuraya, şuraya ve şuraya bir adet neydi? ME drive. Ve bu smart kablonun 8 kanalının 8 de bu şekilde kullanılacak. Yani toplamda 2, 4, 6 ve 8 kanal. Arka içteki yanlış yıkadım. İçteki şu zımbırtı hiçbir şekilde bir kanal kullanmıyor, merak etmeyin. Evet. Şansımızı deneyelim. Bu arada şöyle yaparsanız eğer elinizde çifte basılı tutarak tekerleği kımıldatırsanız böyle oydu deminki. Evet. Glowstone'umuz gelsin. Evet. Böyle bir ME özel bölümümüz oldu. ME Network'ün bu şekilde kullanılacak. Bu arada 7 yükseklik en fazla biliyorsunuz. 7 yükseklikten fazlası sadece sapıtıyor. 8 olmasını isterdim ama olmuyor. Peki, bunlar yetmemeye başladığında ne yapacağım diye soracak olursanız bu ortadaki gene kalacak. Yana doğru gidecek ve şuradan itibaren aşağıya inen bir arkadaş olacak. En üstteki kısım iptal olacak tabii ki de. Şuradan itibaren aşağı inen bir arkadaş olacak. Şuradan, şuradan, şuradan. Ve bunun bu tarafından, bu tarafından ve bu tarafından gene şu peer-to-peer tunnel'lar döşenmiş olacak. Ayrıca Fight Energy 6'e tekrar girelim. Bu arada ben Charge Quartz yapmak için Electrolyzer kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Ama siz şunu da kullanabilirsiniz. Charger. Hatta size basitçe bir göstereyim. Charger, charger, charger. Onu da bir craft edelim. Size göstermek için. Bu arada alttan enerji alıyor. Ona dikkat edin. Ve 16 tane normal Sertus kartımız kalmış. Bu arada bunları nasıl elde ediyorsun diye soracak olursanız kuart bloklar. Kuart blokları Hemra koyduğumuzda bu şekilde Sertus kartı geri elde ediyoruz. Kuart blokları da şu şekilde yapmanın bir yolu var. Yani kısacası 2 tane pure Sertus kartı 4 tane normal Sertus kartı geri çevirebiliyoruz. Evet. Bu şekilde bekliyoruz. Contain Sertus Cards. Evet. Charge Sertus Cards artık. Bu şekilde de çevirebiliyorsunuz. Bunu otomatize etmenin yolları var. Uğraşırsanız yapabilirsiniz. Özellikle import ve export baslarla bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Yani kısacası böyle bir sistem de var elinizde. Ben ise Electrolyzer kullanıyorum, biraz yavaş fakat otomatize etmesi çok daha kolay. Bütün olay bu. Ve asıl yapmak istediğim şey, hatta iki şey yapmak istiyorum daha doğrusu. ME Virus Access Point yapmak istediğim şeylerden biri bu. İkincisi, bu arada şuna bir bakalım.
Wireless Access Point. Bu yapmak istediğim şeylerden birincisi. Yapımı bu şekilde. Hemen yapalım. Wireless Access Point. Evet. 4 tane yapacağım. Ya tabii önce şunu yapmamız lazım. Evet ve ardından bu. Ve yapmam gereken başka bir şey bununla beraber kullanılabilecek. Ya kullanılması gereken daha doğrusu. Bulabilirsem eğer. Önce bulmak problem tabii. Ha. Wireless terminal. Bunun için bir adet ME terminal lazım. Tabii ki de ME terminalımız hazır. O değil. Bu. Bundan da yapmamız lazım. Bir tane. Evet. Craft'e crafting yapmayı unutursa ne olur? Aslında sana ihtiyacımız yok. Evet. Ve bunu nerede şarj ediyoruz diye soracak olursanız. Tabii ki de gene. Herhangi... Aa burada şarj edemiyoruz, ilginç. O zaman charger'a koyacağız seni. Tamamdır, charger'da şarj ola dursun bu. Hatta bir saniye. Charger'ı ben high voltaj bölgesine koyayım. Voltajı herhangi bir şekilde etki etmiyor. Sıkıntı olmuyor. Evet, çok daha hızlı şarj oluyor. O orada şarj olursun. Ben de şunları şöyle atayım. Evet, sıra şu arkadaşlarımızda. Evet. Bu yeterli olacaktır. Ve tabii ki de aşağıya düştüm. Tabii alışkanlık. İki farklı kırma stili olunca piyasada. Seni de şöyle aşağıya döndürelim. Enerji acceptor lazım sana bir de, değil mi? Evet. Enerji. Enerji acceptor'ımız nerede? Direkt inventory'mdeymiş. Evet. Enerji acceptor'ımız gelsin. Ardından bu gelsin. Şöyle arkaya döndürelim. Ve pilleri buna geri koyalım. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaş tekrar aktif. Şimdi ve diğer bir işimiz ise fasatlar.
Tane yerleştirdim. Evet. Köfte ve düşme dörtlükleri ve kapıların hepsini ayrı ayrı açmış olmam. Evet, tam olarak bu yönden taktım. Şu an kapsam alanı 16 metre bunun. Ve bana bir adet de security terminal lazım. Security terminali yapalım. Tabii ki de bunun için böyle bir tane 16K storage component. 9. Tamamdır. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. 9 tane senden. Ortada neydi kullandığı? Ha, quartz glass. Ve tabii ki de glass yok. Ne bekliyorduk? Senin şarjın ne düzeyde var? Biraz. Evet, bu şimdilik yetecektir. Ve sırada bu. Emi chest. Gene bir Emi terminal lazım. Hayır, sen değil sen. Bridge kablo ve glass. Evet. Bunu da yaptığımıza göre Emi chest. Geriye sadece bu kaldı. Security terminal önemli bir arkadaş. Sen kanal kullanıyor muydun onu hatırlamıyorum. Bir bakalım hemen. Kullanmıyor. O zaman seni şöyle bağlayabiliriz. Evet. Çalışıyor. Bunu ben yerleştirdiğim için herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Gidip buraya şunu şöyle koyuyoruz ve artık olay nedir diye soracak olursanız devices low on power. Ha, tam olarak mı şarj etmem lazım? Sanırım ilk seferinde tam olarak şarj etmem lazım. Hemen geliyorum. Evet, arkadaş inatla nedenini bilmediğim bir sebepten unlinked olduğunu iddia ediyor. Şu biyometrik kartta kendime izin vereyim dedim de zaten ben full izinli olduğum için beni algılamıyor. Neden unlinked onu anlamaya çalışıyorum. Bunu da yapabiliyorduk bunu değil mi? Evet. Evet. Böyle ufak bir problemimiz var. Bunu çözene kadar sanırım ölüm arası biraz araştırma yapacağım. Yapmak istediğim bir şey daha vardı. Son olarak onu da craft edip öyle bitireceğim bölümü. Biliyorum uzun bir bölüm oldu ama hayır sen değilsin. Ha sen. Network tool. Evet. Artık bu wrench'e ihtiyacımız yok. Çünkü network tool'umuz var. Ayrıca bu şekilde transparan fasatları görebiliyoruz. Fasatları transparan görebiliyoruz. Bunlara ne ekleniyor bilmiyorum.
ama öğreneceğim. Sanırım şu upgrade'ler. Evet, upgrade'lerden bazıları sanırım oraya yerleştiriliyor. Bakalım. Formation. Yusel, Metro Cannon. Network Tool. İlginç. Bu direkt gidecek içeri. Sizler de şimdi gidin. Sizlerle bir işim yok. Sen kal. Evet. Basitçe bunu bölüm arası çözüp gelirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köfte'nin günler, iyi eğlenceler ve fazlasıyla uzun bir bölüm oldu.